Arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Farklı bir FPS testi daha yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Bugün sizlere Call of Duty Warzone 2.0'ın GTX 1050'de verdiği performansa bakacağız. Tabii ki de bu videoda 1080p low graphics ve FSR sadece 1.0'la balance, ultra quality balance ve performans da ayarlarına bakacağız. Ben sizlere şimdi sistem özelliklerime geçeyim. Kullandığım işlemci Ryzen 5 2600, 6 çekirdek 12 thread, 16 GB DDR4 3200 MHz CL16 değerine sahip RAM'lerim. 160 artı 250 GB hard disklerim var, hard diskim var. Nvidia'nın ya da MSI'ın MSI GTX 1050 Gaming 2G modeli ekran kartım var. Arkadaşlar, sistem özelliklerim bunlar. Ve Nvidia'da değiştirdiğim iki tane ayar göstereceğim sadece arkadaşlar sizlere. Biri 900 üstüme kalitesini yüksek performans kullanıyorum. Bir de güç yönetimi modunu maksimum performansı tercih ette kullanıyorum. Bilginiz olsun. Ve GPTV'deki ayarımız da bu şekilde olacak. GPTV aldığımız zaman 1468 oluyor. Ama sonuçları sizler zaten MSI Afterburner'la görüyor olacaksınız. Ben ufak bir gireyim deneyeyim dedim ama bir türlü Battle Royale'e giremedik. Ama şimdi sizlerle beraber Battle Royale moduna gireceğim, yani baktım. Battle Royale moduna gireceğim. Hadi bakalım. Dediğim gibi 1080p low. Önce low deneyeceğiz, normal. Sonrası ise Ultra FSR 1.0 var şu an. FSR 1.0'la Ultra Quality Balance ve Performans seçeneklerine bakacağım. Diyeceksin ki abi belki dersin diyen olur aranızda. 900p ve 720p videosu da ayrı şekilde gelecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu videoda sadece 1080p olacak. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ufak bir denedim. Onun için şu an 900p'de ama alacağım yani. Açılırsa bekliyoruz. Hadi bakalım. Tabi bu arada Warzone 2.0 oynayacağız diye Warzone da gelecek. Eğer Warzone FPS testi videosu da gelecek ama Warzone herhalde yanlış bilmiyorsam şu anlık kapalı olması lazım. Yani bayağı bir gün kapalı kalacak. Şu anlık 1920'ye 1080 alıyorum arkadaşlar. Apply diyorum. Apply yapıyorum. Ve V-Sync'imiz kapalı. Custom'da FPS'miz kesinlikle limitsiz. Limit yok. Burada her şey gördüğünüz üzere bu şekilde. Quality kısmına geldiğimizde FSR'ı kesinlikle kapatıyorum şu anlık. Burada şunu seçiyoruz. Low. Video memory'ye karışmıyor. Hiçbir şey karışmayacağım arkadaşlar. Sadece yapacağım low ayarlar var. Onları low'a çekeceğiz. Başka da bir ayarlara karışmayacağım. Her şey. Ha dur, açma. Ha, medium olanı low'a çekiyoruz. Off diyor zaten. Tereyağın memory yazıyor. Onu da off'a çektik. Disable texture streaming. Onu da kapatıyorum arkadaşlar. Low. Low. O şey, o kapalı. Low, her şey. O kadar low kafasındayız ki. Medium low. Her şey gördüğünüz üzere kapalı ve hem low hem kapalı ayarlarımız var. Nvidia refleksimiz şu anlık 10'da kalsın. Boost yapmayacağım. Weapon Motion Blur'ı kapatıyorum. Film Grain dediğini de kapatacağım. Düzgün bir şekilde sonuç alalım. Ve Apply diyeceğim. Apply diyeceğim. Bu kısımda zaten yani Field of View var ama buna da karışmayacağım. İyi diyeyse. Her şey standardına. Sadece Display ve Quality'ye karıştım. Battle Royale Quads. Kral, bir dursaydın, ben bir sesseydim en azından. Bir solo mollo seçelim değil mi? Boşu boşuna girmenin anlamı yok. Sizlere tamamen doğru ve düzgün bir şekilde sonuç çıksın istiyorum arkadaşlar. Start diyoruz. Maçı bir bulsun. Şu an 1080p low FSR kapalı ve ben oyun içerisinde ölürsem eğer direkt olduğu gibi çat diye indik öldük diyelim. Ya da işte indik
Bir iki dakika gittik. FPS'yi siz o ara görürsünüz. Ben sonra tekrar FSR'ı Ultra Quality'ye alırım. Quality'ye alırım. Balansa ve performans derken o şekilde yaparız. Zaten FSR herhalde oyunun herhalde optimizasyonu da herhalde güncelleme alacak. Ve herhalde FSR 2.0 mı 2.1 ile de oyunumuz güncellenecek diye söylemiştim Metin abi bana. Ondan yola çıkarak söylemiş olayım. Tabi doğru ya da yanlış bilemiyoruz. Şu anlık ne zaman güncelleme gelir ya da ne zaman optimizasyon getirirler. Orası Warzone 2.0'ın bileceği yani Activision'ın bileceği iş. Bizler sadece şu anlık oyunumuzu oynayıp sizlere deneyimleyebilirim. Ve de hani aynı ekran kartına sahip olanlar aynı ekran kartına sahip olan arkadaşlar en azından aa lan biz de mi böyle alacağız diye bir fikir sahibi olurlar belki. Bu arada Nvidia Shadow Play ile çekiyorum. Bilginiz olsun. Yani ona göre sizler FPS'yi kafanızda kurarsınız. Zannedersiniz dersiniz aa Nvidia Shadow Play 10 FPS alıyor. Ona göre söylersiniz. Hani kaç FPS aldığını bilmiyorum kesinlikle Nvidia Shadow Play ile. Hani düşük alır ya da yüksek alır. Hiçbir fikrim kesinlikle yok arkadaşlar. Sonuçları hep beraber gözlemleyelim. Ben girdim ama Battle Royale'ine girememiştim. Sizlerle beraber solo Battle Royale'e bir girelim. Bakalım. Buradaki FPS'e aldanmayın. Oradaki 100'ler, 130'lar, 160'lar tabii ki de olsaydı doğru müthiş olurdu ama maalesef ki oradaki FPS'ler muazzam derecede yanlış bizim için. Oyun içine girip FPS'lere o şekilde bakacağız. Böyle mi atıyordun ya reis sen bizi lan atma yaydın böyle. Şu an herhangi bir şekilde hiçbir şey değil. Love'dayız. Diğeri hemen hızlıca. Ha tamam dur şu. Bu begin fix mi? Bekleme alanı. La oğlum vurmayın lan. Şu an gördüğünüz üzere ekran kartımız 50 FPS veriyor ve bekleme alanındayız şu an. Daha da kalabalık bir noktaya gidebilirsek. Şu FPS'den dolayı kendimi göremiyorum orada insan gibi. Ay körlük şov ya Rabbi. Tabi buradaki sonuçları oyun içinde daha net bir şekilde görebileceğiz arkadaşlar. Oyun TTTV. Ben. Sap mı? Oğlum ne diyorsunuz ya? Allah'ın... Anam. Evet, uçaktayız. Klasik Warzone'daki uçağımız. Bebeğim, nasılsın? Can. Patlıyoruz ve Allah'ın izniyle uzak bir yere düşmeye özen gösterelim. Yere indiğimizde sonuçları. Şu an geniş bir alanı taradığı için FPS'e doğru olmayabilir. Allah. Sıkıntı bir adam var. Şu an her yeri taradığı için daha çok hani FPS. Allah seni itme daha güzel bir yer atlayamadım. Şu an gördüğünüz üzere sizler FPS sonucunu. Kör oldum ya Rabbi. Körlük şov. Ben o silahın şey sandıydım yala. Ne yapıyorsunuz ya? Ama hayır. Ben niye buraya düştüm kardeşim? Selamünaleyküm reis. Ne yapıyorsun lan? Taş yok mu? Taş yok mu lan? Ya kulak 2 vs 2 mi olmuş? Vay anasını gözü. Kulaktaki FPS'm. Kulak ne ya? Hapishanedeki FPS'miz. Hayırdır? Tabi canım. Yazık be kardeş. Yani. Eyvallah eyvallah sağ ol reis. Eyvallah.
Şimdi oradaki FPS'ye dediğim gibi takılmayacağız gene. Ben müsait bir yere iniş yapabilirsem sizlere daha iyi bir sonuç söyleyeceğim yani. Ve FSR'ı aşağıda açacağız yani. Bu arada içerideki ve dışarıdaki FPS'ye de dikkat ederseniz arkadaşlar, hop şöyle atlayalım. Ona göre sonuçlar doğru ya da yanlış olur sizler için. Allah'ın seversen lütfen silah yok mu? Silah ağzını. İyi oğlum, burayı yemişler ama. Şu an FSR'ı açmanın tam zamanı arkadaşlar. Çünkü adam her an gelebilir. Bu arada bunların hiçbirini denemeyeceğim. Şu an ultra quality'yi aldım. 40 FPS alıyorduk. Sizler daha iyi takip edebilirsiniz. Ben hemen hızlıca alayım. 40 FPS'ten yani ultra quality yani sonuçta. Bir de FSR 1.0 o kadar da iyi değil diye biliyorum. Uzun zaman oldu ama oynamayalı ha. Oğlum uzun zaman oldu lan. Nasıl oynayacağız şimdi biz? Hayır, bana ver onu, ver bana. Biraz dolanalım. Şöyle bir dolanalım. 30 FPS. Üf, maşallah. Adam var. Gördüm. Gas is moving. Wey. Böyle bayağı bir FPS düşüyor. Stronghold located. Targets are marked on your attack map. Asist mi? Neden? Ama vurmayaydım be kral be. Neyse, gördüğünüz üzere ultra quality'de de pek bir farkımız yok yani. Live game. Canını yedim. Bir de şimdi oho, maşallah. Teşekkür ederim. Tabii ben bunun videosunu çekerken tabii keza bu şekilde 1080p'de çekeceğim. Ya kartım ben 1080p'lik değil arkadaşlar. Yani 1050, nasıl söyleyeyim, şu an hani 1050 üst ve ortaya tabii sadece tekabül edebilecek bir kart diye düşünüyorum. Ha, 1080p'lik bir kart olduğunu düşünmüyorum tabii ki de ama aranız bu arada quality aldık arkadaşlar, FSR'ımızı da bilginiz olsun. O şekilde gireceğiz. Allah ya, bir dur bir kral bırak da bir ha deneyeyim de canını yedeyim. Find match. Ya dediğim gibi yani 1050 çok böyle ulan abo bu ne kartmış la dedirtecek bir kart kesinlikle değil yani. Bildiğiniz üzere hani, ama ha insanı yarı yolda kor mu? Size şöyle söyleyeyim. Şu kart insanı yarı yolda koymaz. En azından elinizde güncel bir kart olmuş olur. Ha yarın Nvidia'nın ne yapacağı belli olmaz. Adam der ki la ben vermiyorum kardeşim destek meslek der, o başka bir konu. Yani destek vermez o başka bir konu ama ama şu an ha desteğini kesse bile sizi mesela e-spor oyunlarında ve birçok eski oyun olsa bile, hikayeli oyunlar mesela Far Cry 6 da olsa sizi yarı yolda koymayacak bir kart. Elimde olsaydı Far Cry 6 ya da New Dawn Chargers, onların da test videosunu yayınlamak güzel olurdu. Bu arada Valorant'ın da test videosu Allah'ın izniyle gelecek. Bilginiz olsun. Elimden geldiği kadar sizlere hızlı olamasam da elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım yani. Tabi dediğim gibi hızlı olamasak da olduğu kadar diyoruz. Elimizden geldiği kadar sunmaya çalışacağım. Elimde olan oyunları. Forza Horizon 4'ü belki sunabilirsem sunarım. CSGO'nun keza belki test videosunu sizlere çeker sunarım. Ama dediğim gibi öyle benden çok da abartı bir şey beklemeyin arkadaşlar. Hani elimden geldiği kadar elimde olan oyunları sunarım. Ondan sonra video çekmeye tüm hızımızla nasıl devam ediyorsak Allah'ın izniyle devam ederiz. Elimize oyun geçtikçe de onun da FPS videolarını çekeriz. Evil Dead The Game var. Onun da videosunu çekerim. Elimden geldiği kadar. Öyle söyleyeyim. Sizlere fazla da kafanızı sıkmadan elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bakalım şimdi 1080p low FSR'ımız quality modda kaç FPS verecek bize Call of Duty Warzone 2.0.
Bu arada dediğim gibi Warzone, Warzone eski Warzone gene gelecek yani arkadaşlar. Sadece büyük bir süreliğine arkadaşımızın bakıma alınıyor herhalde yanlış bilmiyorsam. Ama geldiği gibi onu da eğer indirebilirsem indirip onu da test videosunu çekelim. Çok konuştum, çok özür dilerim. Hadi bakalım. FSR Quality 1080p low ve oyunun bize vereceği FPS'i merak ediyorum. Duralım az. Karışmayalım lütfen. Gördüğünüz üzere FSR Quality de Allah seni mi yanlışla bastık. FSR Quality de bile muazzam. Ha dediğim gibi ama tabii ki de oynanır mı oynanmaz mı? Orasını sizler. Sıktıkça da anlarsınız zaten. Reis bir dur ya. Ağzına tükürdüm. Bir dur lan. Ağzımıza tükürdün. Teşekkür ederim. Eyvallah. Canını yediğim. Eyvallah. Sağ ol. Pezevenk. Tövbe sağ. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür. Çok özür. Çok özür. Hepiniz özür dilerim. Oyun TTTV. Ya kardeşim. Küfretmeyelim. Lütfen. Saygılar. Umarım bu maçta ölmeden sizlere quality haricinde, FSR quality haricinde balans ve balans ayarı ve performans ayarını umarım sunabilirim arkadaşlar. Ama halen bence oyunun gerçek manada bir performans gelmesi gerekiyor. Bir optimizasyon alması gerektiğini düşünenlerdenim yani. Düşünenlerdenim. Lan oğlum şu. ...900p'nin ve 720p'nin de test videosu gelecek arkadaşlar. Hadi lan. Şuraya hadi lan. Hadi ayaklarımız yere bastığına göre. Pompalı tüfeğine ihtiyaç yok. Şunu tak tak tak. Tak lan. Tak lan. Ha olmuyor mu? Çok güzelsin. Nerede? Yani şunu al. Pompalı tüfeğine ihtiyacımız yok. Keleşi sevmiyorum bunu. Keleş bizim için bizim işimizi görmez. Şunu alalım. Bir dışarı çıkalım. Bu şekilde rahat oynayamazsınız. Yani 900p ya da 720p'ye çekmeniz daha iyi olur. Tabi her sistemde aynı performansı verecek diye bir kural kaidemiz var mı? Kesinlikle yok. Her sistemde çok daha farklı sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. Hani belki 1050 veririm bilemem ama her sistemde her şeyler değişik ilerlediği için. Ha, şu SMG ver bana baba. Hostile UAV in the area. Alışmaya çalışıyorum ben de. Uzun zamandır böyle oyunlar oynamadığım için. Ama hani 1080p'den vazgeçmem diyenler için de bence upgrade. Şunu al, şunu al, şunu alma, almayayım. Şimdi gördüğünüz üzere FSR şeydeyken anladınız az çok. Şu an 50 FPS alıyorduk. 46 FPS'deyiz şu an. 40 ile 50 arası bir şeydi herhalde. Quality'den balansa çekiyoruz. Apply diyoruz. Ve şu an FPS'imiz daha da rahatladık. Hani en azından biraz daha o hissi alabiliyoruz yani biraz daha akıcılık hafiften. Çok değil tabii ki de düştü ama yani bu biraz daha oyunun optimizasyonu çok iyi değilse olabilir yani. Normal ve doğal olarak. Biraz dolanalım. Tabii FPS oynuyor biliyorsunuz gördüğünüz üzere yani. Normal şu 60'ta dursa daha rahat oynarız tabii ki de. Şöyle bir gezelim. Biraz ölmeden hem her şeyi denettirmek istiyorum arkadaşlar. Göstermek istiyorum sizlere. Evin içinde de gördüğünüz üzere FPS'imiz aynı. Enemy soldier incoming. Soldier incoming. Kardeş ne diyorsun? Aa sen ne diyorsun? C4 atabiliriz ama bence C4 çok mu zaman kaybettirir bize ya.
Ben alışmaya çalışıyorum biraz daha şu an. Ha gördüm lan. Ama flash atarken kör oldum. Evet gördüğünüz üzere müthiş bir şekilde bir de drop yedik sağ olsun. Evet gördüğünüz üzere FPS'mizi gördünüz. Hemen hızlıca ölmeden performans modunu da açalım arkadaşlar. Performans modunu apply diyoruz. Apply diyoruz. Bakalım 1080p low FSR performansta. Oh daha da güzelleşti be. Rahatladık ha. Performansta maşallah. Daha da bir akıcılık. Akşamaya baktığımızda FPS alabilsek değil mi? Ama bir drop yiyoruz. Onu anlayamadım. Herhalde o da çözümlenir diye düşünüyorum. Eğer hani Activision bir şeyler. Activision'ın dedim yanlış biliyorsam. Umarım çözümlenir. Aslında var ya ben dikkatli hiç dikkatli girmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Paldır küldür giriyorum direkt. Allah ne verdiyse. Biraz öyle dalıyoruz ama. Ama bir drop yiyorum onu anlayamadım. Oo. Herhalde oyunun bir çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizler de belki hissediyor musunuz bilemem ama. Ama şu an en azından 1080p FSR performansta güzel yani. Bir ne bu? C4 diyor. Ekip yapalım ama neymiş? Ya güzel güzel. Bence yani okey. 1080p. Ama var ya haritaya alışmak ve oyuna alışmak bir hayli zaman alacak gibi. Ya bu ayarda isteyen oynayabilir. Belki benim hard skin'den de kaynaklı olabilir. Ha, şu an yani 1080p low. Muazzam bir FPS şu an. Tabi yer yer düşüş olabiliyor belki ama hani belki hani hem oyundan da kaynaklı olabilir hem benden de kaynaklı olabilir. Hani sonuçta dediğim gibi sistemden sisteme performansta 3-5 3 aşağı 5 yukarı değişiklik söz konusu olabilir. Ne işe yarıyor? Ha bu şeymiş tamam. Ha bu güzelmiş lan. Oo. Sniper. Ama hangisi daha iyi? Hangisi lan? Neyse. Ha bunun hangisinin iyi olduğundan ayıkamadım. Bir de alışmak lazım ya. Öyle 5 dakikalık iş değil kardeşim bu oyunun. Bakalım bu bir dakika yerde bir şey görmüştüm. Ha bu şey. Ha tamam. Dedim ki gene bence oynanabilir düzeyde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi güncellenir. Güncellenmiş halini de FSR güncellendiği zaman büyük ihtimalle o testi de yaparım. Şuraya bırakak mı lan? Haritadayız ha. Şeydeyiz. Ben haritaya da bak. Bence güzel yani. Performans. Bence iyi. Koş 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 baba. Koş. Öyle güzel. Bir adam göremedik. Büyük ihtimalle ölmeyek de. Ne diyorsun ya? O zaman biri var demek. Kokusunu alamazsak da bakalım. Hayır hayır hayır. Ölmek istemiyorum ama ya. Öldürme beni. Öldürme ya. Öldürme. Kulakta bekleyeceğiz herhalde. Evet kulakta. Yani hapishanede bekleyecek. Ben kulak diyeyim ama. Önceden tekti. Tek. Sen sağ ben sol hadi. La burada oğlum Allah'ını seversen ya. Ya ne suka abi ben tek ne var bunun tek başına böyle. Üzücü.
Evet arkadaşlar, sizlere bir susla. Sizlere bu videoda elimden geldiği kadar MSI'ın GTX 1050 şu geçsin de. MSI'ın GTX 1050 Gaming 2G'si ile Warzone 2.0'da 1080p low FS 1080p low FPS testi ve FSR Ultra Quality FSR 1.0'ın Ultra Quality'si, Quality, Balance ve Performans testlerini yaptım arkadaşlar sizlere. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki FPS test videosunda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve de lütfen kanalıma abone değil iseniz lütfen abone olmayı ve de bildirim çanını açıp tümünü işaretlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyorum hepinizi.